Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan üç boyutlu güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimiz şöyle bombeli bakınız, kabartılı hoş bir model. Yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz güzel bir örgü. Arkasını çevirip baktığımızda arkasında ters örgümüzü görmekteyiz şu şekilde bakınız. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Evet yeteri kadar lastiğimi çalıştıktan sonra ipimizi hemen bağlayarak örgümüzün model işlemine geçelim. Açık rengimle örüyorum. Diğer rengim de aynı anda devam ediyor. İlk ilmeğimi renk değişikliği ile başlayacağım için şu şekilde örüyorum. sı e, dikiş ilmeğimizi arkasından çekiyorum. Evet ilk ilmeğimiz boş ilmeğimiz hemen iki tane düz örerek başlıyorum. 1 ve 2. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz iki ters iki düz iki ters sıramızı tamamlayalım modelimizi iki düz iki ters iki düz iki ters şeklinde örerek tamamladık ve bu birinci sıramızı son ilmeğimizi düz olarak örüyorum dikiş ilmeğimiz Evet örgümün arka yönünü çeviriyorum. Şöyle baktığımız zaman ikişer ilmeğimizin ters ikişer ilmeğimizin düz olduğunu görüyorum. İkinci sıramızı da aynı gördüğümüz şekliyle örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum ve iki tersimi görüyorum. Hemen iki ters olarak örüyorum. Arkasından iki düzümüzü görmekteyim. Hemen iki düzümü örüyorum. Tekrar iki ters. Tekrar iki düz. Ve bu şekilde iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Modelimizin ikinci sırasını da aynı şekilde tamamlayalım. Modelimizde tekrar sıra başına geldim ve üçüncü sıradayım. Üçüncü sıramızda da yine aynı şekilde terslerimizi ters, düzlerimizi ters, düz, düz olarak örüyoruz ve ilerliyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düzümü görüyorum. Hemen iki düzümü örüyorum. Terslerimi örüyorum. İki düz. Tekrar iki ters. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım ve modelimin dördüncü sırasındayım. Yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde dördüncü sıramızda da tamamlayalım modelimizi bir hatırlatma yapmak istiyorum lastik örgümü ördükten sonra açık mavi renkli ipimi taktım modelimin ilk kurulumunda bir tane kenardan boş ilmeğimi ördüm diğer kenarda da bir tane boş ilmeğim var dikiş ilmeklerimiz İki ters, iki düz, iki ters, iki düz olarak 4 sıra ördük. Başka hiçbir işlem yapmadık. 4 sıra sadece önden ve arkadan gördüğümüz şekliyle ördük. Şimdiki sıramızda, 5 sıramızda ipimizi, rengini değiştiriyoruz. Ve modelimizin yönlerinde de işlemimizi başlatıyoruz. İlk ilmeğim olduğu için, renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimizi örelim şu şekilde şuradaki görmüş olduğum iki tane düzlerimiz var. İki tane düzlerimizin arkasından ipimizi geçiriyoruz ve ilmeklerimizi örmeden bakın şu şekilde alıyorum. Şişime düzlerimi örmeden taktım. İpim arkada. Terslerimi ise düz örgüye çeviriyorum. Burada bombe olayını buradaki yapmış olduğumuz işlem oluşturmakta. 1 ve 2. Bakınız terslerimi iki düze çevirdim. Düzlerimizi örmeden şişime alıyorum ve ipim arkada. Terslerimi düz örgüye çeviriyorum. 1 ve 2. Düzlerimi ipim arkada şişime örmeden geçiriyorum. Tekrar iki tane tersimi düz olarak örüyorum. Düzlerimi şişime geçiriyorum. Ve bu şekilde terslerimi düze çeviriyorum. İpim arkada örmeden geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. İpim arkada tekrar örmeden alıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve 5. sıramızda renk geçişini bu şekilde yapmış oluyoruz. Hemen arkasını çeviriyorum. Arkada da yine Arkasından ip geçirdiğimiz ilmekleri bu kez ipimiz ön tarafta boş olarak takıyoruz. Yine terslerimizi ters olarak örüyoruz. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane mavi bir ipim bu kez kendimizden tarafa bakınız. Aa, diğer tarafta da bu yönde kalmıştı. Bakın sadece ön yüzde ilmeklerimiz var. İpimiz arkada kalacak şekilde iki ilmeğimizi yine örmeden şişimize takalım. 2 tane tersimi örüyorum. 2 tersim örmeden ilmeklerimi geçiriyorum. Tekrar iki tersimi örüyorum. İlmeklerimi, mavilerimi, şişimi örmeden geçiriyorum. Terslerimi örüyorum. İpimiz kendi tarafımızda önde görünmeyecek. Evet. 2 tersimi ördüm. Tekrar mavilerimi örmeden şişime taktım. Son ilmeğimi ise düz örüyorum. Şimdi örgümün diğer yüzünü çeviriyorum. Bakınız hafif bir bombeliğimizi bu sıramızda oluşturduk. Şöyle iki sıra örmediğimiz için mavilerde hafif bir bombelik oldu. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum. Bakınız diğer iki sırada örmediğim mavimi örüyorum düz hemen yanındakini düz. Koyu mavimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. Evet, ilmeklerimizin tamamını düz örerek geldim. Şimdi örgümün arkasına çevirerek örmeye devam edeceğim ters yönden. Yalnız burada yapmamız gereken işlem şurada bakınız ilk boş ilmeğimizden sonra Örgümüzün ilk grubu ön yüzden düz olduğunu görmekteyiz. Şimdi ön yüze kuracağımız bombelik kısmın ters olarak düşmesi lazım. Yani burada kuruduğumuz kurulumun tam tersini mavimizde kuruyoruz. Boş ilmeğimi aldıktan sonra diğer tarafta iki tane düz örüyorum. Bu tarafı tersi çeviriyorum. Buradaki bakınız ters olanları iki düze çeviriyorum. İki düzümü iki terse iki tersimi iki düze çeviriyorum ve bu şekilde modelimi diğer tarafa şu grubun yerini değiştiriyorum bakınız. Şuradaki grubumuz düzlerimiz iki ters olarak yer alacak. Şuradaki içerideki iki tersimiz ise iki düz olarak kabartılı bir şekilde duracak. Bakınız bir tane boş aldım ön yüze iki tane düzüm düşmüştü. Ön yüze iki tersim düşecek şekilde arkadan örmeye başlayalım. Tek püf noktası burası sevgili arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Modelimizin yönlerini değiştirdiğimiz zaman hiçbir sıkıntı yaşamadan ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğim bakınız burada ters ön yüzüme bakınız ters düşürmem gerekmekte. O yüzden burayı düz olarak örüyorum. Burayı düze çeviriyorum. 1 ve 2. Arkaya iki ters düşürdüm. Hemen burayı bakınız burada ters ön yüze düz düşürmem lazım. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Burada ters örüyorum. Ön yüze düz düşüyor. Burada yine ön yüze ters düşürmem lazım. Bakınız ön yüze burada düz örüyorum. Burada ikisini ters örüyorum, İki düz örüyorum, iki tersimi örüyorum, iki düzüm örüyorum, tekrar iki tersimi, iki düzümü, aşağıdaki kurulumun tam tersini örüyorum. İki ters. Peki düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi yeniden düz örerek bitiriyorum. Ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Orada daha güzel görebilmek için. Bakınız aşağıdaki kurulumumuz iki düz olarak devam etmişti. Artık iki ters olarak yukarı doğru öreceğiz. Buradaki kurulumumuz iki ve iki düz olarak yukarıya devam ediyoruz. Bombeli kısmımız iki ters olarak yukarı doğru devam edecek. Bakın kurulumumuzu tamamen değiştirdik. Şimdi gördüğümüz şekilde örelim. İlmeklerimizin yönünü değiştirdik. Modelimizi yeniden kurduk. Gördüğümüz üzere örüyoruz. Bir boş aldım. iki tersimi görüyorum. iki tersimi örüyorum. Tekrar iki düzümü örüyorum. iki tersim. Gördüğüm şekilde değiştirme işlemini arkada yapmıştık. İki tersim. iki düzüm. Tekrar ikinci düzüm örüyorum iki tersim düzlerim iki tersim iki düzüm tekrar iki tersim İlk başlangıçta bakınız aşağıdaki grubumuz düz olarak başlatmıştı. Evet örgümün arka yönünde de gördüğüm gibi örüyorum nasıl görüyoruz iki ters iki düz iki ters iki düz şekliyle örüyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum iki düzü görüyorum bakın gördüğüm gibi 2 ters 2 düz sırayı tamamlayalım Evet 2 ters 2 düz olarak ördük şimdi yeniden renk değişimimize geçiyoruz İşlemlerimizi tamamladıktan sonra hemen mavi rengimize geçiyoruz renk değişimlerinde düzlerimizi örmüyoruz terslerimizi düze çeviriyoruz modelimizin bombe kısmı o şekilde başlıyor İlk ilmeğim renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum dikiş ilmeğini hemen iki tane tersimi görüyorum iki tersimi iki düz olarak örüyorum iki düzümü örmeden şişime takıyorum ve ipim örgümün arka yönünde iki tersimi düze çeviriyorum 1 ve 2 düzlerimi örmeden takıyorum tekrar terslerimi örüyorum iki terslerimi düzlerimi şişime örmeden aktarıyorum terslerimi alıyorum düzümü yine ipim arkada örmeden alıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum ön yüzde kurulumumuzu tamamladıktan sonra arka yüzü çeviriyoruz arka yüzde yine iki tane Bakınız örmeden aldığımız ilmeklerimizi şişimizi yine örmeden geçiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi örüyorum. Düzlerimi şişime ipimi bu tarafta şöyle örmeden takıyorum. Bakınız modelimizi bu şekilde kurarak ilerletiyoruz. Terslerimi örüyorum. Boş alıyorum. Örmeden iki sıra boş alıyorum. Tramın sonuna kadar örerek geldim bakınız düzleri örmeden aldım iki tane ilmeğimiz arkada uzanmakta örgümün ön yüzünü tekrar çeviriyorum aşağı sırada kurmuş olduğum gibi şimdi tamamen düz olarak mavimle örüyorum modelimiz bu kadar kolay sürekli kendisini tekrar eden bir çalışma aynı şekilde korulumlarımızı devam ederek istediğimiz örgülerimizde kullanabiliriz bakınız tamamen düz olarak mavi rengimle örüyorum. Hem ördüğüm ilmeklerimi hem örmediğim ilmeklerimi Evet, çalışmamız bu şekilde devam edecek. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.